Evet sevgili arkadaşlar, Canan Hoca ben. Bundan önce yaptığımız derste denetleyici ve düzenleyici sistemler konusuna bir giriş yapmıştık. Nöronun yapısını veya sinir sistemindeki glia hücrelerinin özelliklerini, nöron çeşitlerini ve bu nöronların görevlerini detaylarıyla anlatmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü dersimizde bir takım terimler vereceğim. Impuls nedir? Eşik değer nedir? Ya hep ya hiç kuralı nedir? Bunları anlatacağız. Bunun dışında bir nöronda impuls nasıl taşınır? Burada hangi olaylar gerçekleşir? Size bunları anlatacağım. Şimdi öncelikle impuls kavramıyla başlamak istiyorum. Impuls nedir? Impuls bir nöronda meydana gelen elektriksel ve kimyasal değişikliklerin tümüdür arkadaşlar. Vücudun içinden ve dışından gelen uyarılar reseptörlerle biliyorsunuz alınır, düğün nöronlarıyla merkezi sinir sistemine taşınır. Orada ara nöronlar vardır. Ara nöronlar da değerlendirilerek motor nöronlarla da tepkiye dönüşür. Elimizi sıcak bir cisme değdirdiğimizde elimizi hemen çekeriz ya da ayağımızı bir yere vurduğumuzda hemen ayağımızı çekeriz biliyorsunuz. Bütün bunlar dediğim sıraya göre gerçekleşir. Reseptör dediğimiz alıcılarla alınır, duyu nöronlarıyla merkezi sinir sisteminde değerlendirilir, ara nöronlarda, motor nöronlarla da tepki organı dediğimiz efektöre gider. İşte bugünkü dersimizde impulsu tanımlayacağız, nasıl taşındığını ve özelliklerini size anlatacağız. Demek ki impuls elektriksel ve kimyasal değişiklikler. Peki bir nöronda meydana gelen elektriksel değişiklikler hangileridir? Veya kimyasal değişiklikler hangileridir? Size şimdi bunu da anlatmak istiyorum. Kimyasal değişiklikler mesela enerji harcanması gibi yani ATP'nin harcanması ya da üretilmesi, oksijenin azalması, karbondioksit açığa çıkması, bütün bu olaylarda ısının oluşması gibi olayların tümü ya da çocuklar besin tüketimi, besinin azalması gibi bütün bu olaylar yani enerji üretmek için kullandığımız bütün bu olaylara biz kimyasal olaylar diyoruz. Burada bir ek bilgi vermek istiyorum. Nöronlarımız sadece glikozu enerjiye çevirerek çalışabilirler. Yağlar alabiliyoruz besinlerle, protein alabiliyoruz, karbonhidrat alabiliyoruz. Ama beynimiz, nöronlarımız şekerle besleniyor arkadaşlar, glikozla besleniyor. O yüzden aldığımız yağların vesairenin glikoza çevrilerek nöronlarda kullanılması gerekiyor. O yüzden kan şekerinin düşmesi durumunda gözümüzün kararması, baygınlık gibi durumların oluşması bununla alakalıdır. Sorular nasıl gelecek? Bir nöronda meydana gelen kimyasal değişiklikler nelerdir? Elektriksel değişiklikler nelerdir? Burada gördüğünüz gibi çocuklar kimyasal değişiklikleri size anlattım. Gelelim elektriksel değişikliklere. Elektriksel değişiklikleri hemen size söyleyeyim. Nöronun içinde ve dışında iki anyon ve katyonlardan dolayı bir potansiyel fark vardır. Yani nöronun içindeki ve dışındaki elektrik yük farkı vardır. İşte buradaki elektriksel yükün değişmesine, iyonların değişmesine yani elektriksel yük değişimi, elektriksel değişimler. Birazdan anlatacağım. Özellikle sodyum, potasyum iyonlarının miktarına göre bir takım değişiklikler ortaya çıkar. Bunlara da elektriksel değişiklikler diyoruz arkadaşlar. Evet, impuls tekrar edecek olursak bir nöronda meydana gelen elektriksel ve kimyasal değişikliklerin tümüdür. Elektriksel değişiklikler nörondaki yük değişimleridir, artı eksi yüklerin değişimidir. Kimyasal değişiklikler ise tahtada gördüğünüz gibi ATP, oksijen, karbondioksit, ısı, besin miktarındaki değişikliklerdir arkadaşlar. Peki, şimdi impulsu anladık. İmpuls bu şekilde tanımlanır. Şimdi uyaran ses olabilir, ışık olabilir, basınç olabilir. Uyaranın çeşidi önemli olmaksızın nöronda meydana gelen değişikliklerin tümü aynıdır çocuklar. Yani uyaranın çeşidi önemli olmaksızın nöronda hep aynı değişiklikler meydana gelir. Yani ısıyla da uyarılsak, bir ağrı duyusu da olursa, ayağımıza birisi de bassa, elimize iğne de batsa, nöronda impulsun taşınması hep aynı şekilde olur. Peki o zaman neden ışık ya da ses ya da ağrı gibi farklı tepkiler veriyoruz? Bunun nedeni çok basit. Hepsi aynı biçimde taşınmasına rağmen bu impulsun beynin farklı bölgelerinde değerlendirilmesi sonucunda ışığı görüyoruz, sesi duyuyoruz,
gibi yorumlar yapıyoruz. Demek ki impuls tek tip, hep aynı şekilde taşınıyor bütün uyaranlar. Fakat farklı tepki göstermemizin veya farklı değerlendirilmesinin nedeni merkezi sinir sisteminin farklı bölgelerinde yorumlanıyor olmasıdır. Şimdi burada önemli bir başlık da impuls iletim hızını etkileyen faktörlerdir. İmpuls iletim hızını etkileyen faktörler. İmpuls iletim hızını hatırlayacaksınız. Öncelikle nöronun miyelinli olup olmaması, yani miyelinin varlığı. Miyelin varsa akson yalıtılır, daha hızlı bir iletim vardır. 120 metre bölü saniye gibi. Ya da akson çapı arkadaşlar. Akson çapı. Aksonun çapı ne kadar genişse direnç azalacağından impuls iletim hızı, yani elektriksel iletim daha hızlı olacaktır. Yani geniş çaplı aksonlarda impuls daha hızlıdır. Miyelinli aksonlarda impuls daha hızlıdır. Ranvier boğumlarından bahsetmiştim. Ranvier boğum sayısının aslında impuls iletim hızıyla direkt bir alakası olmasa da Ranvier boğum sayısı ne kadar artarsa hedefe ulaşmak o kadar gecikeceğinden Ranvier boğum sayısının olumsuz bir etkisi olduğunu soru çözümlerinde alabilirsiniz karşınıza gelirse. Peki, impuls üretim hızı bu şekilde arkadaşlar. Peki, şimdi başka bir tanım daha vermek istiyorum size. Eşik değer. Eşik değer ne demektir? Eşik değer. Çocuklar, biz dışarıdan ve içeriden gelen her uyarıya tepki vermiyoruz. Mesela bir karıncanın çıkardığı ayak sesini duyamıyoruz. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönerkenki çıkardığı sesi duyamıyoruz. Yani nöronların alabileceği minimum uyarı şiddetine eşik değer denir. O halde her uyaran nöronda impulsa dönüşmez. Nöronda impuls oluşturacak minimum uyarı şiddetine eşik değer denir. Son derece önemlidir. Bunun dışında eşik değerin altında bir uyaranla uyarılmışsa nöron buna tepki vermeyecektir. Ya da eşik değerde ya da üzerindeyse de aynı tepkiyi verecektir. Ya hep ya hiç kuralını anlatmak istiyorum size. Ya hep ya hiç kuralı. Çocuklar ne demektir bu? Eşik değerin altındaysa hiç tepki vermez, impuls oluşmaz. Eğer eşik değerdeyse de veya üzerindeyse de nöron aynı tepkiyi verir. Mesela şurada eşik değer olsun burası. Nöronun impuls oluşturacağı minimum uyarı şiddeti. Burada biraz artıralım, burada biraz daha artıralım, burada biraz daha artıralım. Yani burası uyarı şiddeti olsun çocuklar. Uyarı şiddeti. Bu da burada şimdi nöronun tepkisini nasıl gösterebiliriz? Bir kere öncelikle çocuklar eşik değerin altında nöron hiç tepki vermeyecektir. Eşik değerde tepki verecek. Fakat bundan sonraki uyarılarda da nöron aynı tepkiyi vermeye devam edecektir. Görüldüğü gibi şurası hiç değişmeyecektir. Eşik değerin altında hiç tepki vermedi. Uyarı şiddeti arttıkça da aynı tepkiyi verdi. Biz buna ya hep ya hiç kuralı diyoruz. Bunu şöyle bir örnekle size çok basitçe anlatabilirim. Mesela yattığınız odada kalem kutusu düştü, bir ses oluşturur. Ya da daha şiddetli bir uyarı verelim. Yattığınız odada pencere büyük bir gürültüyle kırıldı. Şimdi birinci uyarıda ses oluştu, ikinci uyarıda da ses oluştu. Birinci de düşük uyarı şiddeti. İkincide de daha yüksek bir uyarı şiddeti var. Buradaki sesin ikisini de aynı hızda algılar ve kaçırırsınız. Yani şöyle söylemek istiyorum. Kalem kutusunun çıkardığı sesi daha hızlı duymazsınız ya da daha yavaş duymazsınız. Hızlı duymak ya da yavaş duymak diye bir şey yoktur. Ya duyarsınız ya duymazsınız. Veya loş bir ışık ya da karanlık ya da daha parlak bir ışık. Tabii ki arkadaşlar ya görmezsiniz ya görürsünüz. Hızlı görmek ya da yavaş görmek diye bir şey yoktur. Eşik değerde veya üzerindeyse görürsünüz. Eşik değer ve altındaysa, eşik değerin altındaysa da görmezsiniz. İşte biz buna ya hep ya hiç kuralı diyoruz. Neden nöronlar böyle çalışır? Nöron enerjisini uyarandan almaz. Uyaranın şiddeti ne kadar artarsa artsın nörona ekstra bir enerji vermez. Nöron kendi enerjisini üretir
kendisi tüketir. O yüzden uyaranın şiddetinin artması impuls iletim hızını da etkilemez. Peki uyaranın şiddeti arttığında o zaman neler değişir? İşte o zaman size bunları anlatayım. Hemen şunu söylemek istiyorum. Pencerenin kırılması şeklinde bir uyarana vücut ne gibi tepki verecekti? Öncelikle uyaranın şiddeti artarsa, şuraya hemen notumuzu alalım. Uyaranın şiddeti artarsa ya da uyaranın uygulama süresi artarsa, uygulama süresi artarsa, daha uzun süre uyarana maruz kalırsanız ya da uyaranın frekansı yani sıklığı, sık aralıklarla siz bu uyarana maruz kalırsanız acaba neler değişir? Bir kere çocuklar impuls, iletim, hızı değişmez. Bunlar hep karşımıza soru olarak gelecek. İmpuls, iletim, hızı değişmez. Nörondaki elektriksel değişimler, biz buna aksiyon potansiyeli diyoruz. Yani nöronun içindeki ve dışındaki yük farkı. Aksiyon potansiyeli değişmez nöronun. Yani çalışma şekli değişmez. Peki ne değişir? Uyaran güçlü olduğu zaman arkadaşlar öncelikle uyarılan nöron sayısı artar. Uyarılan nöron sayısı artar. Uyarılan nöron sayısı arttığı için bu nöronlarda taşınan impuls sayısı artar. İmpuls sayısı artar. Peki impuls sayısı arttı, uyarılan nöron sayısı arttı. Mesela pencere kırıldı. Göz bebeklerimiz büyüyebilir, uyumaya devam etmeden ayağa kalkıp hızlı bir şekilde evdekilere haber vermeye çalışabiliriz, koşarız, kalp atışlarımız hızlanabilir. Yani uyaran çok farklı organlarımızı tepkiye ne yapmıştır? Tepkimeye sokmuştur. O halde tepkimeye katılan tepki organı yani efektör sayısı artar. Kaslarınız, kalbiniz, göz bebekleriniz, hatta akıllarınız dikleşebilir. Efektör neydi? Tepki organı. O zaman efektör sayısı artar çocuklar. Bunlar son derece önemli. O zaman sonuç olarak verdiğimiz tepkinin şiddeti artar. Verdiğimiz tepkinin şiddeti artar. Kalem kutusunun düşmesine verdiğimiz tepkiyle pencerenin kırılmasına verdiğimiz tepki aynı olmayacaktır. Sanıyorum anladınız. Evet, uyaranın şiddetinin, uygulama süresinin veya frekansının artması dediğimiz olaylarında değişmesine veya değişmemesine neden olur. Şimdi size ya hep yağıç kuralını anlattım. Bir istisnadan bahsetmek istiyorum çocuklar. Bu da şu kural adı altında karşınıza gelecek. Merdiven kuralı. Nedir merdiven kuralı? Size hemen şöyle anlatayım. Mesela bir sinir demeti düşünelim. Bu sinir demetinin içerisinde 8-10 tane sinir teli olsun, nöron olsun. Nöronların uyaranlara tepkileri farklı olabilir. Şöyle ki, bakın şuraya ben yine uyarı şiddeti demek istiyorum. Burası birinci uyarı şiddeti, artırdım ikinci uyarı şiddeti, üçüncü uyarı şiddeti, dördüncü gittikçe artırdım beşinci uyarı şiddeti. Şimdi ben bu şekilde nöronu uyarıyorum. Şuraya kadar bir tepki yok. Buraya kadar bir tepki yok. Bu ne demektir? Demek ki bir nolu uyarana kadar ki uyaranlar sinir demetinde bir tepki oluşturmamıştır. Fakat burada tepki şöyle arttı. 2'ye geldim. 2 de şöyle arttı. 3 de arttı. Ondan sonra değişmediğini görüyorum. Şimdi hepiniz diyeceksiniz ki hocam hani ya hep ya hiç kuralı vardı. Eşik değerin altındaysa hiç tepki göstermiyor. Eşik değerde veya üzerindeyse de nöron aynı tepkiyi gösteriyordu diye soru aklımıza tabii ki gelebilir. Hemen açıklayayım. Çocuklar ya hep ya hiç kuralı tek bir sinir teli için yani tek bir nöron için geçerlidir. Fakat sinir demetleri içerisinde birden çok farklı özellikte nöron olacağı için birinci uyaran burada bir iki nöronun uyarılmasına neden olmuş olabilir. İkinci uyaran 5-6 tane nöronun uyarılmasına neden olmuş olabilir. Üçüncü uyarı şiddetinde artık bütün nöronlar uyarılmış
Ve hepsi artık istediğiniz kadar artılın. Bütün nöronlar artık tepkimeye katıldığı için, tepki vermeye devam ettiği için yine ya hep ya hiç kuralı geçerli olmuştur. O zaman buradaki tepkinin artmasının nedeni yarılan nöron sayısı arttığı için bir artış olmuştur. Aslında tek bir sinir teli olsaydı biz burada yine ya hep ya hiç kuralını gösterecektik, açıklayacaktık size. Evet arkadaşlar, buraya kadarki anlattığımız konular karşımıza sıklıkla çıkacak olan konulardır. Gerek diz kitaplarında, gerek gireceğimiz sınavlarda karşımıza çok fazla gelecek. İmpuls üretimimizi nasıl değişir, impuls sayısı nasıl değişir, ya hep ya hiç kuralı nedir, merdiven kuralı nedir? Size bunların hepsini anlattım. Şimdi yeni bir başlıkla devam edeceğiz. Şimdiki konumuz nöronda impuls nasıl taşınır? Yani nöronda impuls taşınmasını size açıklayacağım. Şimdi çocuklar, öncelikle burada 3 tane terimi öğrenmemiz gerekiyor. 1. Polarizasyon. 2. Depolarizasyon. Çok sık duyacaksınız. Ve 3. Repolarizasyon. Evet. Polarizasyon, depolarizasyon, repolarizasyon kavramlarını anlatacağız. İşte bunları anladığımızda nöronda impulsun nasıl taşındığını da anlamış olacağız arkadaşlar. Öncelikle nöronun üzerinde bir nöron zarı var biliyorsunuz. Şöyle bir akson çizelim. Şurası akson. Üzerinde miyelin çizmiyorum. Bu nöron zarı üzerinde arkadaşlar, nöronun hücre zarı üzerinde bir takım açıklıklar var. Mesela bir takım kapılar var. Bu kapılardan şu şekilde gösterdiğim, kırmızıyla gösterdiğime sodyum kapıları diyoruz. Yani buralardan sodyum iyonları giriş çıkış yapıyor. Şimdi şuradan rengimizi değiştirelim. Şurada maviyle gösterdiğim potasyum kapısı. Evet, bildiğimiz açıklıklar. Burası da potasyum kapısı. Bir de çocuklar, bizim sodyum potasyum pompası dediğimiz apayrı bir açıklık var. Yani birazdan, yani bir başka açıklık daha var. Bunu böyle gösterebilirim şu şekilde. Buna da biz birazdan anlatacağım. Sodyum potasyum pompası diyoruz. Sodyum potasyum pompası. Şimdi nedir bu olay? Sodyum kapısından sodyum giriş çıkışı sağlanır. Potasyum kapısından potasyum giriş çıkışı sağlanır. Sodyum potasyum pompası ise duruma göre enerji harcayarak bazen sodyumun, yani hem sodyumun hem de potasyumun giriş çıkışını kontrol eder. Burada sodyum potasyum pompasının çalışmasında aktif taşıma mekanizması vardır. Aktif taşıma, yani ATP harcanarak az yoğundan çok yoğuna madde geçişi mekanizmasını kullanır. Fakat sodyum ve potasyum kapılarında ise difüzyon kuralları geçerlidir. Yani çok yoğundan az yoğuna sodyum ya da potasyum yer değiştirir arkadaşlar. Demek ki sodyum kapısı ve potasyum kapısında difüzyon enerji harcanmasına gerek yoktur buradaki geçişlerde. Fakat sodyum potasyum pompasının çalışması enerji harcanmasına bağlıdır. Yani aktif taşıma mekanizması geçerlidir çocuklar. Şimdi bir nöronda, şimdi size hemen polarizasyonu anlatarak başlamak istiyorum. Polarizasyon başlığımız bu. Evet, şöyle kırmızıya tekrar geleceğim. Evet, polarizasyon. Polarizasyon demek dinlenme halindeki bir nöronun ifadesidir. Polarizasyon dinlenme. Yani impuls taşımayan bir nöron, polarize bir nöron, impuls taşımayan bir nöronu ifade eder. Polarizasyon durumunda sodyum potasyum pompası kullanılır. Yani aktif taşıma. Hemen anlatalım. Burası akson olsun. Nöronun iç kısmında çocuklar potasyum iyonları fazladır dışarıya göre. Bakın, dışarıya göre potasyum iyonları fazladır. Dış kısmında ise sodyum. Onu da yine renklendirelim. Dış kısmında ise sodyum çok fazladır.
Bakın buralarda sodyum çok fazla içerideki sodyum miktarına göre. Bakın şimdi içeride potasyum, dışarıda ise sodyum fazladır. Aktif taşıma geçerli olduğu için polarizasyon durumunda az yoğundan çok yoğuna geçişler göreceğiz. Şimdi çocuklar, potasyum nerede çoktu? İçeride çoktu. Az yoğundan çok yoğuna, yani dışarıdan içeriye ne geçireceğiz biz? Potasyum. Potasyum iyonları gördüğünüz gibi az yoğundan çok yoğuna geçecek. O zaman sodyumun geçişi nasıl olacak? Yine az yoğundan çok yoğuna. Yani nerede sodyum çoktu? Dışarıda. Nerede azdı? İçeride. O zaman içerideki sodyum da dışarıya çıkacak. Bakın, tekrar ediyorum. Sodyum potasyum pompası geçerli burada arkadaşlar. Dışarıda potasyum az olduğu için, az yoğundan çok olduğu içeriye, yani potasyum hücre içine girerken sodyum da az olduğu yerden çok olduğu yere, yani içeriden dışarıya çıkacak. Polarize bir nöronda içeri potasyum girişi, dışarı sodyum çıkışı vardır. Ancak nöronun içerisinde eksi yüklü sülfatlar, fosfatlar, yoğunlaşmış proteinler, ya yani birçok anyon vardır. O yüzden polarize bir nöron çok fazla sodyum da kaybetmiştir. Aldığı potasyumdan çok daha fazla sodyum kaybeder. Sodyuma geçirgenliği daha fazladır. Sodyum kapısı daha çoktur. Çok fazla sodyum çıkar, pozitif iyon kaybeder. İçerideki eksi yüklü iyonlardan ve çok fazla pozitif iyon kaybından dolayı çocuklar, nöronun iç kısmı eksi, dış kısmı ise artı yüklenir. İşte bu durumda aksiyon potansiyeli eksi 70 milivolta karşılık gelen bir akıma sahiptir. İşte bu duruma biz polarizasyon diyoruz. Nöron bunu sağlamak için ATP harcar. Çünkü aktif taşıma yapar. Bunu yaptığı sürece vücudun içinden ve dışından gelen uyarıları alabiliriz. Beynimiz düzgün bir şekilde ne yapar? Çalışır. Evet, işte bu eksi 70 milivoltluk durumu ne yapmak zorundayız? Biz aksiyon potansiyelini korumak zorundayız. İçeriye potasyum alarak, dışarıya sodyum çıkartarak ve içerideki eksi yüklü anyonlardan dolayı, tabii ki anyonlar eksi yüklü olur zaten, eksi yüklü iyonlardan dolayı çocuklar içerisi eksi yüklenir. Evet, burası polarizasyon. Peki böyle bir durum, hazır bekleyen, impuls taşımaya hazır bekleyen bir nöron. Şimdi ne olacak? Uyarılacak. Depolarizasyonu anlatıyorum şimdi size. Depolarizasyonda çocuklar şu ifadeyi kullanacağız. Depolarizasyonda artık sodyum kapıları görev alır. Sodyum kapıları açılır. Bakın, sodyum kapıları açılır. Potasyum kapıları kapanır. Potasyum kapanır. Sodyum kapıları açılır. Difüzyon kuralları geçerlidir. Nerede sodyum çoktu? Dışarıda sodyum çoktu. Hızla içeriye sodyum girişi olur. Potasyumlar içeride kalır çünkü potasyum kapıları kapalıdır. İçeriye çok fazla sodyum girdiği için arkadaşlar, potasyum kapılarının potasyum kapılarının kapanıp sodyum kapılarının açılmasından dolayı içeriye çok fazla sodyum girer ve içerisi anyonların varlığına rağmen artı yüklenir. İç burası ise eksi yüklenir. Bu durumda nöronun elektrik yükü, aksiyon potansiyeli 40 milivolta, artı 40 milivolta ulaşır. Öğrenmemiz gereken, potasyum kapıları kapalı, sodyum kapıları açık, difüzyon kuralları geçerli. İçeriye hızla sodyum giriyor. İçerisinde çok fazla sodyum ve potasyum var ve artı 40 milivoltluk bir akıma sahiptir. Böyle bir nöron impuls taşındığının göstergesidir. İçerinin artı olması, bakın elektriksel yük değişimlerini görüyorsunuz. İçerinin artı olması, dışarının eksi olması impulsun taşındığını gösterir. Peki impuls taşındı. Şimdi repolarizasyon. Repolarizasyonda ise sodyum kapıları kapanır çocuklar. Sodyum kapıları kapanır. Potasyum kapıları açılır. Potasyum kapıları açılırsa ne olur? Potasyum içeride çoktu. Difüzyon kuralları geçerlidir. İçerideki potasyum hızla dışarı çıkmaya başlar. Yalnız sodyum kapıları kapalı içeride.
Sodyum var. Fakat çok fazla pozitif potasyum kaybetti. İçerideki anyollardan dolayı içerisi eksi yüklendi. Dışarısı ise artı yüklendi çocuklar. Evet, bu olaya biz repolarizasyon diyoruz. Burada potasyum kapıları açıktır. Potasyum kapıları açıktır. Sodyum kapıları kapanır. Difüzyon kuralları geçerlidir. Difüzyon kuralları geçerlidir. Evet, şimdi bu durumda tekrar sodyum potasyum pompası devreye girer ve tekrar polarize hale gelir. Yani eksi 70 milivoltu oluşturarak tekrar input taşımaya hazır hale gelir arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Bir dahaki derste görüşmek üzere.